Arkadaşlar merhabalar. İkinci Köktürk Devleti ile konumuza devam ediyoruz. Şunu hatırlayın, geçen dersimizde, bir önceki dersimizde birinci Köktürk Devleti'ni gördük. O yıkıldı. Şimdi yerine ikinci Köktürk Devleti kurulacak ama şunu bir hatırlamanızı istiyorum sizden. 630 yılında birinci Köktürk Devleti yıkıldı. Ve Çin esareti başladı. O zaman 1. Köktürk Devleti'nin yıkılmasıyla Türk boyları Çin esaret altına girdi ama o arada dağınık Türk boyları Türgeçler tarafından idare edildi ama Türklerin büyük bir çoğunluğu 1. Köktürk Devleti'nin yıkılmasıyla Çin esaret altına girdi. O batıdakiler 1. Köktürk Devleti'ne bağlı olarak yaşayan, işte bunlardan birisi Hazarlardır, biraz daha kuzey batıda olan Türgeçlerdir. Onlar bağımsızlıklarını kazandılar fakat Türklerin büyük bir çoğunluğu 1. Köktürk Devleti'nin yıkılmasıyla Çin esaretine girdiler. Şimdi bu Çin esareti devam ederken, dikkat ediyorsunuz bu cümleye, Çin esareti devam ederken 639 yılında bir Kürşat isyanı çıktı. Kürşat isyanı Çin'de Türklerin Çin'e karşı çıkardığı bir isyandır. Diğer bir ifadeyle şu: Türkler Çin esaretinde yaşarken bağımsız olmak amacıyla Çin'e karşı bir isyan çıkarırlar. O Türklerin Çin'e karşı çıkardığı isyanın adı Kürşat isyanıdır. Amacına ulaşmamış bir isyandır. O halde Kürşat isyanı Türklerdeki bağımsızlık ruhunu ortaya koyan bir isyan olmuş oldu mu? Evet. Eğer size şöyle bir soru sorarlarsa, 1. Köktürk Devleti'nin yıkılmasıyla 2. Köktürk Devleti'nin kurulması arasında Çin'e karşı çıkan ve Türk milletindeki bağımsızlık ruhunu ortaya koyan isyan hareketi nedir diye sorarlarsa, cevap Kürşat isyanı olacaktır. Kürşat 39 boy beyini bir araya getirir, 40 kişi Çin sarayını basar. Ama bu baskın amacına ulaşmaz ve bunların hepsi hayatını kaybeder. Bu her ne kadar amacına ulaşmayan bir hareket olmuş olsa bile Türklerdeki bağımsızlık ruhunun bir ışık kaynağı olur, bir güç kaynağı olur. Bu bilgiyi unutmuyoruz. Diğer bir bilgimiz de şu, bakın şimdi 680 yılında Kutluk Bey Çin'deki Türk boylarını bir araya getirir, Çin'e karşı isyan eder ve 2. Köktürk Devleti'ni kurar. O zaman Kutluk Bey'e ilham kaynağı olan Kürşat'ın isyanıdır ve Kutluk Bey'in bu noktadaki en büyük yardımcısı Ton Yukuk olacaktır. Ton Yukuk, Apa Tarkan ünvanlı Ton Yukuk olacaktır. O halde şöyle bir cümle yazıyorum. Dikkat edin şimdi. Şurayı çiziyorum. Şöyle diyorum. Köktürk Devleti'ne geçtim. Kurucu Kutluk Kağan'dır. Birinci bilgi bu. Bu devletin o yüzden diğer bir ismi Kutluk Devleti'dir. İster ben 2. Köktürk Devleti diyebilirim buna, istersem Kutluk Devleti diyebilirim. Tamam, kurucu Kutluk Kağan'dır. Şimdi Kutluk ne yaptı? Çin'e karşı Türk boylarını bir araya getirdi, isyan etti ve devletini kurdu. O zaman bu devlet Çin'e karşı bir isyan sonucu kuruldu. Aynı Türkiye Cumhuriyeti gibi. Türkiye Cumhuriyeti de itilaflara karşı bir isyan sonucu, bir başkaldırıyla kuruldu. Peki bu isyanı gerçekleştirirken ona destek veren çok ünlü bir devlet adamı vardı. Kimdi o? Ton Yukuk oldu. Tamam mıdır? Peki tekrar ediyorum. Kutluk ne yaptı? Çin'e karşı Türk boylarını bir araya getirdi, isyan etti, devletini kurdu. Yani Türk boylarını derledi ve topladı. O yüzden ünvanı İlteriş oldu. O halde ben ister kurucu Kutluk Kağan derim, istersem Kutluk İlteriş Kağan derim. İlteriş Kutluk Kağan'ın ünvanı olmuştur. İlteriş derleyen ve toplayan demektir. Tamam mı arkadaşlar? Derleyen ve toplayan anlamına gelen İlteriş ünvanını alır. Bunu unutmuyoruz. Devletin başkenti Ötüken'dir. Ki Kutluk Kağan devletin merkezini Ötüken'den Karakurum'a taşır. Yani bu devletin ilk başkenti Ötükenken daha sonra Karakurum olacaktır. Buraya kadar tamam mı? Devam ediyorum.
Bu cümleye dikkat edin şimdi. Kutluk Kağan yani Kutluk İlteriş Kağan. Kutluk Kağan Çin'e karşı 46 başarılı sefer düzenler. O halde biz devletlerimizin kurucularını unutmayacağız. Mesela Hunların bilinen ilk hükümdarı Teoman'dır. Birinci Köktürk Devleti'nin kurucusu Bumin'dir. İkinci Köktürk Devleti'nin kurucusu Kutluk Kağan'dır ya da Kutluk İlteriş Kağan'dır. Bu bilgileri unutmayacağız. Bu kurucularla ilgili ya da en parlak devrini yaşatan hükümdarla ilgili soruların sorulma ihtimali çok yüksektir. O zaman Kutluk Kağan Çin'e karşı 46 başarılı sefer düzenlemiştir sorusunu cevaplamamız gerekir bizim, tamam mıdır? 46 başarılı sefer düzenler. Şimdi Kutluk Kağan'ın ölüm üzerine yerine Kapkan Kağan geçer. Şimdi Kapkan Kağan döneminde birinci olarak tüm Türk boyları bir araya getirilir. O halde bizim tarihimizde ilk defa Türk siyasal birliğini sağlayan hükümdar Mete'ydi. Mete'den sonra 1. Köktürk hükümdarı Mukan Kağan sağlamıştı. Şimdi ise Kapkan Kağan sağlar. Ne yaptı? Türk boylarını bir bayrak altında topladı. Diğer bir özellik şu, Çin'e karşı 25 başarılı sefer düzenledi ve Çin'i vergiye bağladı. Hatta şöyle bir şey vardır. Mesela bazen şöyle sorular gelir. Hocam, Köktürklerde tarım var mıydı? Ya da işte Hunlarda tarım var mıydı? Gençler, biz yarı göçebeyiz. Yarı göçebe olan toplumlar tarımla da uğraşır. Ama tam tarımcı değildir. Tam yerleşik değildir. Mesela Tötö Kanalı vardır. Tötö Kanalı'nı Hunlar yapmıştır ama en mükemmel anlamda Köktürkler kullanmıştır. O zaman bunlar tarım yapmayı biliyorlar ama yarı göçebe oldukları için tam bir yerleşik hayatları yok. Bir örnek vereyim size. Kapkan Kağan Çin'i vergiye bağlıyor ve Çin'den tohumluk buğday alıyor. Peki tohumluk buğday alıyorsa Çin'den, bu orada tarımın yapıldığını kanıtlar. Tarımın yapıldığını kanıtlayan faktörler nedir? Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Tohumluk buğdaylar, orak ve sabanlar, sulama kanalları bir devlette tarımın yapıldığını doğrudan kanıtlar. Ama mesela buğday taneleri dışarıdan almış olabilir. Değirmen buğdayı öğütmek içindir. O buğdayı dışarıdan almış olabilir. O yüzden buğday taneleri bir yerde buğday tanelerinin görülmesi ya da değirmen taşlarının olması orada tarımın yapıldığının doğrudan kanıt olmaz, tamam mıdır? Bir şeyin doğrudan kanıt olabilmesi için tarımla ilgili doğrudan tarımla ilgili olması gerekir. İşte tohumluk buğday tarımla ilgilidir. Sulama kanalı tarımla ilgilidir. Orak saban tarımla ilgilidir. Tamam mıdır arkadaşlar? Peki ne yaptı Kapkan Kağan? Türk boylarını bir araya getirdi. Çin'e karşı 25 başarılı sefer düzenledi. Çin'i vergiye bağladı. Çin'den tohumluk buğday aldı. Kapkan Kağan'ın yerine Bilge Kağan geçer. Arada taht kavgalarımız var. Onları bilmenize gerek yok. Bilge Kağan geçer. Şimdi Bilge Kağan döneminde düzen bozuldu. Kapkan Kağan ölüp oradaki taht kavgaları yaşanınca düzen bozulur. Arkadaşlar Bilge Kağan düzeni tekrar sağlar. Bozulan düzeni tekrar sağlar. Türk siyasal birliğini kurar. Mesela Kapkan Kağan'ın bir sözü vardır. Der ki, doğuda gün doğusundan batıda gün batısına kadar, kuzeyde gün ortasından güneyde gün karanlığına kadar var olan tüm toplulukları egemenlik altına aldım der. Yani devletin sınırlarını son derece genişleten bir hükümdardır. O yüzden şöyle diyoruz. Devletin en parlak zamanı Bilge Kağan dönemi olur. Yani 2. Köktürkler en parlak dönemini Bilge Kağan zamanında yaşarlar. Tamam mıdır arkadaşlar? Kapkan Kağan döneminde de çok parlak bir dönem vardır. Ama asıl parlak dönemini Bilge Kağan döneminde yaşar. Bir şey daha burayla ilgili. Arkadaşlar bakın Tonyukuk en büyük yardımcısı Tonyukuk ki
Bilge Kağan'ı hükümdar yapan Ton Yukuk'tur. Ton Yukuk hem Kutluk Kağan'ın, Kutluk Bey'in hem Kapkan'ın hem de Bilge Kağan'ın vezirliğini yapmıştır. Apatarkan'dır. Bizim bildiğimiz ilk vezirimizdir. İsmini bildiğimiz ilk vezirimizdir. İlk Türk tarihçisi olarak kabul edilir. Birazdan göreceksiniz. O yüzden Ton Yukuk ismini unutmuyorsunuz. Bizim ilk siyaset bilimcimizdir diye bir ifadeyle. Şimdi bu dönemde Orhun kitabeleri dikilir. Orhun kitabeleri Bilge Kağan döneminde bir tane sadece Bilge Kağan'ın ölümünden sonra dikilmiştir. Bilge Kağan anıtı. Ama sonuçta ne diyoruz biz? Bu dönemde Bilge Kağan döneminde Türk tarihinin Türkçe ilk yazılı kaynakları ortaya çıkar. Orhun kitabeleri ya da Köktürk. Köktürk yazıtları deriz buna. Peki Orhun kitabelerinin ya da Köktürk yazıtlarının özelliği nedir? İlk Türkçe kaynaktır. O halde Türk tarihi hakkında bilgi veren en eski Türkçe kaynağımız Orhun kitabeleridir. Bakın ilk Türkçe kaynak, ilk edebi ürün yani yazılı anlamda ilk edebi ürün aynı zamanda ilk siyasetnamemizdir. Ne demek istedim? Bizim aklımızda bilgi veren en eski kaynaklar Çin kaynaklarıdır ama en eski Türkçe kaynaklar Orhun kitabeleridir. Biz ilk defa Türk adını burada görüyoruz. İlk defa Oğuzlarla ilgili bilgiyi burada görüyoruz. İlk edebi üründür, edebi bir dille yazılmıştır. İlk siyasetnamemizdir, devlet yönetme sanatını anlatır. Şöyle söyleyeyim size, bakın 3 kişi adına dikilmiştir. 725 Ton Yukuk, 732 Kültigin ve 735 Bilge Kağan adına dikilmiştir. Arkadaşlar Ton Yukuk bizzat kendisi dikmiştir. Yani Ton Yukuk yazıtı bizzat Ton Yukuk tarafından yazılmıştır. O yüzden bizim ilk yazarımız, ilk tarihçimiz, ilk siyasetçimiz Ton Yukuk kabul edilir. Tamam mıdır? İlk Türk tarihçisi. Kültigin ve Bilge Kağan yazıtları, şu iki yazıt Yolluğu Tigin tarafından dikilmiştir. Peki o zaman şunu Ton Yukuk dikti, şu ikisini Yolluğu Tigin dikti. Anlaştık mı arkadaşlar? Hocam bu nedir? Bu ne hakkında bilgi verir? İyi dinliyorsunuz bunu. Bak yıldızlı yapıyorum bu konuyu. Bunu kaçırmamanız lazım. Bir, Çin esaretinden bilgi verir. Hani hatırlarsanız 680 ile 630 yıllar arasında ki kuruluş süreci 2 yıl sürmüştür. 680 ile 630 yıllar arasında Türkler yaklaşık 50 yıl Çin esaretinde kaldı. O zaman bu yazıtlar bir Çin esareti hakkında bilgi verir. İki, Türk töresi hakkında bilgi verir. Türk töresi hakkında bilgi verir. Mesela şöyle bir atasözümüz vardır. İl gider, töre kalır. İl memlekettir, devlettir. Yani şunu söyler. Şeyi hatırlar mısınız? Böyle Bilge Kağan'ın bir sözü vardır. Şöyle der. Mavi gök Yağız yer çökmediği sürece senin elini, töreni kim bozabilir der Orhun kitabelerinde. Ey Türk Oğuz beyleri duyun işitin diye başlar. O zaman bu şu anlama gelir. Kıyamete kadar Türklerin bağımsızlığı ve töresi devam edecektir. Bu anlama gelir. Ancak şöyle bir atasözümüz de vardır. İl gider töre kalır. Yani bizim devletimiz yıkılabilir ama Türk töresi kıyamete kadar devam eder. Türkler milli kimliğini kaybetmez. O yüzden Orhun kitabelerinde bu anlayış, bağımsızlık ruhu, Türk töresi, il ve töre çok yerde beraber geçmiştir. Doğal olarak Türk'ün töresine bağlılığı, Türk'ün bağımsızlığı çok önemlidir. Türkler bağımsızlığını kaybetmiş olsa bile töresini devam ettirir ve o töre yeni bir devlet kurar. Biz tarihte en çok devlet kuran uluslardan bir tanesiyizdir. O zaman Çin esaretinden bahsediyor, Türk töresinden bahsediyor ve Köktürklerin tarihinden bahsediyor. Bakın hem birinci Köktürklerin hem ikinci Köktürklerin tarihinden bahsediyor. Arkadaşlar hem de Türk devlet anlayışı, Türk devlet anlayışından bahsediyor.
Bunu unutmuyorsunuz. O zaman Köktürk yazıtları, Orhun kitabeleri yani Çin esareti, Türk töresi, Köktürklerin tarihi ve Türk devlet anlayışı hakkında bize bilgi veren çok önemli Türkçe, ilk Türkçe kaynaktır, unutmuyoruz. Devam ediyorum. Bakın şimdi bu eserler ki 18. yüzyılın başında John Strahlenberg tarafından bulunuyor. Çok önemli bir bilgi değildir ama söylemiş olayım burada. Ders notlarımızda yer alır bu. Ancak bu eser 1893'te Danimarkalı dil bilimci William Thompson tarafından okunuyor. Ve okunuyor, şöyle deniliyor: bu Türk kaynağıdır, dünyaya duyuruyor. O halde bu kaynakları, Türk tarihinin en eski yazılı kaynakları olan Orhun kitabelerini okuyan ve Türk'ün ve dünya medeniyetinin hizmetine sunan William Thompson olmuştur Danimarkalı. Bunu unutmuyorsunuz. Bu da soru olarak bize sorulacak bilgilerdendir. Ne zaman bu? Bilge Kağan döneminde dikilmiş anıtlardır. Türk tarihinin en eski yazıtlarıdır. Türkçe yazıtlarıdır. Aha, bu da şu var tabii. Şöyle aklınıza gelebilir: hocam bundan daha eski yazıtlarımız yok mu? Var tabii ki. Bugut yazıtlarımız var. Çöyren yazıtlarımız var. Yenisey yazıtlarımız var. Ama bizim tarihimiz hakkında bilgi veren, okunmuş en eski Türkçe yazılı kaynak Orhun kitabeleri olarak geçer. Tamam mıdır arkadaşlar? Şimdi Bilge Kağan ölür. Bilge Kağan ölümünden sonra taht kavgaları başlar. Bunu fırsat bilen Uygur, Basmil ve Karluklar bir araya gelerek Köktürk devletine son verirler. O zaman Köktürk devletini, ikinci Köktürk devletini yıkanlar Uygur, Basmil ve Karluklardır. Bunlar bir araya gelir, Köktürklere karşı isyan eder, bu devleti yıkarlar ve yerine Uygur devletini kurarlar. Ki zaten neydi mesele? Nasıl gördük biz konuyu? Asya Hun dedik, Avrupa Hun dedik, birinci Köktürk dedik, ikinci Köktürk dedik, Uygur dedik. Tamam mı arkadaşlar? Ama birbirinin devam niteliğinde olan ne vardı burada? Birinci Köktürk, ikinci Köktürk, Uygur. Birinci Köktürk ile ikinci Köktürk arasında 50 yıllık bir esaret var ama ikinci Köktürk'ün yıkılmasıyla birlikte hemen kronolojik düşünmeyi bilin arkadaşlar. O yüzden tekrar ediyorum. İkinci Köktürk'ün yıkılmasıyla birlikte aynı yıl Uygur devleti kurulur. O halde ne diyorum? Uygur, Basmil, Karluklar bir araya gelerek Köktürk devletini yıkarlar ve yerine Uygur devletini kurarlar. 744-840 yılları arasındadır. Tamam mıyız buraya kadar? Burada hemen ona geçmeden önce Uygur devlet tahtlarının şu bölümünü silmem gerekiyor. Yetmez çünkü oraya. Orada şununla ilgili bir şey söyleyeceğim size, Bilge Kağan'la ilgili. Birinci Köktürk devleti hükümdarı Tapo Budizmi benimsedi. Problem çıktı. Bilge Kağan Budizmin benimsenmesini teklif etti. Dedi ki Budizmi benimseyelim, şehirlerimizin etrafını surlarla çevirelim, yerleşkâhta geçelim gibi teklifte bulundu. Ama millet meclisi yani kurultay bunu kabul etmedi. Tamam mı arkadaşlar? Bizde milli kimlik her şeyin önünde gelir. Diğer bir ifadeyle. Hemen şu bölümü siliyorum size. Uygurlarla kaldığım yerden devam ediyorum. Uygur devleti dedim. 744-840. Bakın şimdi. Kurucu Kutluk Bilge Kül Kağan. Bize kurucuyu sorarlar. Ne dedim? Kutluk Bilge Kül Kağan'dır. Devletin kurucusu budur. Başkent Ötüken'dir. Ama daha sonra Karabalgasun'a taşınmıştır. Karabalgasun, diğer bir ifadeyle Ordu balık şehridir. Gençler, balık şehir demektir Türkçe'de. Ordu çadır demektir. Ordu balık, çadırın bulunduğu şehirdir. Peki çadırın bulunduğu şehir nedir? O zaman hükümdarın oturduğu şehirdir. Biz buna başkent diyoruz, tamam mı? İlk önce Ötüken, sonra Karabalgasun'a taşınır.
Kutluk Bilge Külkağan'dan sonra devletin başına Moyençur geçer. Moyençur, bakın şimdi, Türk siyasal birliğini, Türk siyasal birliğini kurar. O zaman Mete neydi onun adı? Mukan Kağan, Kapkan Kağan, Bilge Kağan ve Moyençur Kağan Türk siyasal birliğini sağlayan hükümdarlar olur. Türk siyasal birliğini sağlar. En geniş sınırlarına ulaşır bu dönemde. Doğal olarak devlet en parlak dönemini yaşar. O halde Uygurların en parlak dönemi Moyençur zamanıdır. Bunu unutmuyoruz, tamam mı? İster Moyençur derim ben buna, ister Moyençor derim. Burada bir bilgi daha var. Moyençur yazıtı, ki diğer bir ifadeyle Şine Usu yazıtı, ki Moyençur yazıtının diğer bir adı Şine Usu'dur. Bu yazıt Moyençur adına kendi döneminde dikilmiştir, tamam mı? Şimdi burada hala kök Türk alfabesi var. Henüz Uygur alfabesi icat edilmemiş. O yüzden Uygurlar döneminde dikilen yazıtlar da kök Türk alfabesiyle yazılmıştır, tamam mı? Nasıl ki Orhun yazıtları kök Türk alfabesiyle yazıldıysa, Uygur yazıtları da kök Türk alfabesiyle yazılmıştır. Devlet en parlak devrini yaşar. Arkadaşlar, yine çok önemli bir bilgi. Bögü Kağan döneminde Manihaizm olarak da geçer de, doğrusu Manihaizm'dir. Manihaizm dini benimsenir. Burada şu soruyu soruyoruz kendimize. Hocam, neden Manihaizm dini? Manihaizm dini bir Çin dinidir. Çinlerin inandığı bir dindir. Neden biz Manihaizm dinini benimsedik bu dönemde? Bunun temel sebebi şudur. Şimdi Hunlar, Köktürkler Çinlilerle çok ciddi savaşlar yaptılar. İpek yoluna egemen olmak amacıyla. Bizim Çinlilerle savaşımızın temel sebeplerinden birisi budur. En temel sebeplerinden birisi budur. İpek yoluna egemen olmaktır. Ama tabii bu mücadeleler Uygurlar döneminde de devam etmiştir. Fakat Uygurlar döneminde Çin'le olan ticari potansiyel son derece artmıştır. Şimdi bu Uygurlarla olan bu ticari potansiyel artınca Bögü Kağan Çin'e gitmiş, orada aylarca kalmış ve ciddi ticaretler yapmış, alışveriş yapmış. Bunun neticesinde, yani o ticari faaliyetlerin neticesinde Bögü Kağan Manihaizmi benimsemiş, yani Çin dinini benimsemiş. Ki Uygur ülkesine gelirken de yanına 4 tane Mani rahibi almış. Bu sayede Uygur ülkesinde Manihaizm dini, özellikle hanedan sülalesi arasında Manihaizm dini benimsenmiş. Şöyle bir cümle kurabilirim. Manihaizmi resmi devlet dini haline getiren hükümdar Bögü Kağan'dır. Bögü Kağan Manihaizm dinini resmi devlet dini yapmıştır. Gök Tanrı inanışını Orta Asya'da terk etmiştir. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi bunun etkisiyle şöyle düşünün. Mesela biz Müslümanız. Peki yerleşik hayata geçmek gerekir mi Müslümanlığı yaşayabilmek için? Hayır. Müslümanlık her yaşam tarzına hitap eder. Göçebe de olsanız, yerleşik de olsanız, yani yörük de olsanız, medeni, şehirli de olsanız, yani yerleşik de olsanız, onu anlatmaya çalıştım burada. İslam'ı yaşarsınız, seccadenizin olması yeterlidir. Ama Manihaizm dinini yaşayabilmeniz için tapınağınızın olması gerekiyor. Tapınak mimarisini ortaya çıkarabilmek için de yerleşik hayata geçmeniz gerekiyor. Bu nedenle gençler, Uygurlar, bakın şimdi Uygurlar, Manihaizm dininin etkisiyle yerleşik hayata geçerler. Ne oldu? Manihaizm benimsedi ve Uygurlarda yerleşik hayat başladı. Bizim tarihimizde ilk defa yerleşik hayata geçenler Uygurlardır ve tam tarımsal hayat başlar. Tam anlamıyla tarımsal hayat Uygurlarla başlar. Devam ediyorum. Ne oldu? Yerleşik hayat başladı. Tarımsal hayat başladı. Saray, tapınak, gençler, tapınak stupadır, tamam mı? Tapınak, köy, kasaba, şehir,
mimarisi. Dikkat edin cümleme. Duvar resmi. Ki bunun adı da fresko. Devam ediyorum. Örgün eğitim. Kütüphane. Orta oyunu. Matbaa ve kağıt. Orta oyun tiyatro diğer bir ifadeyle. Matbaa ve kağıt. Çek. Senet. Faizle para. Kağıt para. Arkadaşlar, bu paranın örneğini ben size ileride kültür medeniyette vereceğim. İlk defa Uygurlar'da ortaya çıktı. O halde bizde ilk defa yerleşik hayat, ilk defa tarımsal hayat, ilk defa saray tapınak mimarisi, ilk defa duvar resmi ki arkadaşlar Uygurlar, bu cümleme dikkat edin, Uygurlar Türk resim sanatının temsilcisi kabul edilir. Tekrar ediyorum, Türk resim sanatının temsilcisi kimmiş? Uygurlarmış, bunu unutmayın. Duvar resmi, örgün eğitim, kütüphane, orta oyunu, hareketli harfler, hareketli harf matbaa demektir. Kağıt, ki kağıt o dönemlerde pamuktan yapılıyordu. Kağıt, çek, senet, faizle para, kağıt para, ki bir şey daha yazayım o zaman faizle paraysa. Bankacılık sistemi, Türk tarihinde bankacılık sistemi ilk defa Uygurlar'da ortaya çıkar. Bunları unutmuyorsunuz, tamam mı? İlk defa Uygurlar'da ortaya çıkan faktörler bunlar. Şimdi bunun çok kısa bir kıyasını yapayım size. Dinleyin şimdi. Geriye yaslanın, dinleyin. Bunların hiçbirisi ne Hunlar'da vardı, ne Hunlar'da vardı, ne de kök Türklerde vardı. İlk defa Uygurlar'da ortaya çıktı, tamam mı? Alım-satım sözleşmeleri mesela. Şöyle düşünün, Uygurların yaşam şekilleri, bakın, yaşam şekilleri, ekonomik uğraşları, Uygurların sanat anlayışı. Bakın Uygurlarda mesela gençler yazılı hukuk var. Türklerde hukuk kurallarını ne diyoruz biz? Töre. Peki töre ne? Yazısız hukuk. Peki Uygurlar yerleşik hayata geçtiğine göre Uygurlarda kira sözleşmeleri olur mu? Gayrimenkuller olur mu? Olur. O zaman bir şeyi yazıya dökmeniz lazım. Mantık kurun burada. Yazılı hukuk, sanat anlayışı, hukuk anlayışı değişti. Peki şöyle bakın şimdi. Kök Türkler savaşçı mı? Evet. Hunlar savaşçı mı? Evet. Peki neden iyi savaşçı? Çünkü göçebeler. Göçebe olan toplumlar savaşçıdır. Peki Uygurlar yerleşik hayata geçtiğine göre şöyle diyebilir miyim? Ordu anlayışı, yani savaşçı özellik, öyle söyleyeyim size. Ordu anlayışı demek tam karşılamaz benim anlatmak istediğimi. Savaşçı özellik değişti. O halde Uygurların yaşam şekli, kök Türklerle kıyaslıyorum, ekonomik uğraşları, sanat anlayışı, hukuk anlayışı, savaşçı özelliklerinde değişiklikler oldu. Yine Uygurlarda ordu millet anlayışı vardır ama savaşçı özellikte zayıflamalar görülür. Ama sanatta, ekonomide, yaşam şeklinde, hukukta tamamen bir değişim söz konusudur. Anlaştık mı? Uygurlar deyince aklımıza kesinlikle ve kesinlikle bu gelecek. Peki bundan önceki yaşam şartı neydi? Göçebe. Sanat anlayışı neydi? Hayvan üslubu. Hukuk neydi? Yasız hukuk. Ekonomik uğraş neydi? Hayvancılık. Peki savaşçı durum neydi? Süvari birlikleri ve yıldırım hızıyla at Türk'ün kanadı. Bir giriyoruz biz, fişt, öbür taraftan çıkıyoruz. Düşman neye uğradığını bilmiyor. Şimdi Uygurlar yerleşik hayata geçince olay değişiyor tabii ki. Ama şöyle bir şey var. Nihayetinde Uygurlar bu dini benimsemişler ama milli kimliklerini kaybetmemişlerdir. Et yeme, Manihaizm dininde et yemek yasaktır ama Uygurlar et yemeye devam etmişler. Manihaizm dininin dini terimlerinin Türkçe karşılığını bulup kullanmışlardır. Mesela Uygur alfabesi vardır. Uygur alfabesi onların milliyetçi olduğunu gösterir yani. Bize dair bir alfabedir. Tamam mıdır arkadaşlar? Şimdi Bögük Ağa'nın ölümünden sonra devlet çok böyle ayakta kalamaz arkadaşlar. Sarsıntılar yaşar ve 840 yılında parçalanır. İkiye ayrılır. Kamsu
Kansu ve Turfan Uygurları diye. İki kol halinde yaşarlar. Kansu yani Sarı Uygurlar ve Turfan Uygurları diye iki kol halinde yaşarlar. Zamanla yani 13. yüzyılda bunlar Moğolların egemenliğine girer. Moğolların Türkleşmesinde en çok etkiye sahip Türk devleti ya da topluluğu boyu Uygurlar olur. Uygurlar Moğolları Türkleştirir. Uygurlar Moğolların devlet kademesinde memurluk okullarında öğretmenlik, devlet kademesinde katiplik yaparlar. O yüzden Moğolların Türkleşmesinde Uygurlar son derece büyük etkiye sahip olur. Anlaştık mı arkadaşlar? Bir kısım da Çin egemeninde yaşar. Mesela Çin egemeninde yaşayan Türk topluluklarından Uygurlar İslamiyet'i seçerler. Bugün bile hala Çin egemenliği altında, 2018 yılı Çin egemenliği altında Müslüman Uygur Türkleri vardır. Tamam mıdır arkadaşlar? Uygurlar deyince de aklımıza bu gelecek. Şimdi tahtımızı temizleyeceğiz. Ondan sonra sizinle diğer Türk devleti topluluklarına bakacağız ve kültür medeniyete bakacağız. Hadi bakalım biraz mola verelim sizinle. Gençler, diğer Türk devleti topluluklarıyla yolumuza devam ediyoruz İslam öncesi Türk tarihinde. Şimdi ben isimlerini teker teker okuyayım, sonra bir formül bulalım buradan. Avarlar, Bulgarlar, Hazarlar. Ha bu arada şeyi hatırlayın, İskitler ilk Türk topluluğu. Asya Hunlar teşkilatlı ilk Türk devleti. Avrupa Hunlar Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti. Tamam mıdır? Bunu biliyorsunuz. Ondan sonra biz 1. Köktürk, işte Akunları araya sıkıştırdık. 1. Köktürk, 2. Köktürk ve Uygurları gördük. Şimdi diğer Türk devlet toplulukları: Avar, Bulgar, Hazar, Macar, Peçenek, Kıpçak. Kıpçaklar diğer bir adı Kuman. Sibir yani Sabirler. Oğuzlar, Uzlar ki Hristiyanlarına Uz denir. Başkırtlar, Başkurtlar. Türgeşler, Kırgızlar, Karluklar ve Kimekler. Şimdi bunlardan şu nereye kadar? Bakın. Şuraya kadar. Avrupa'da yaşamış olanlar, tamam mı? Şunlar Asya'da yaşamış olanlar. Yani şu sorunun cevabını aldınız burada. Aşağıdaki Türk devlet ya da topluluklarından hangisi Avrupa'da devlet kurmuştur ya da Avrupa'da yaşamıştır? Aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi Asya'da yaşamıştır? Anlaştık mı? Bunlar Avrupa'da yaşayanlar, bunlar Asya'da yaşayanlar. Oğuzlar ise biziz. Biz İslamiyet'ten önce Asya'da yaşadık, İslami dönemde Avrupa'ya da geldik. Tamam mı arkadaşlar? Oğuzlar zaten Selçuklu, Türkiye Selçuklu, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti, bunlar hep Oğuzlar olacaktır. Böyle bakacaksınız olaya. Burada nasıl akıyor boya, gördünüz mü? Çok doldurmuş. Şimdi bunlardan Avarlar hem Asya'da hem Avrupa'da devlet kurmuşlar. Hunlar gibi. Asya Hun, Avrupun, hatırladınız. Asya Hun hem Asya'da hem Avrupa'da. Avar, hatırlarsanız Köktürkler Avarları yıktı. O Avarlar gitti Avrupa'da da devlet kurdu. O zaman Hunlarla Avarlar hem Asya'da hem Avrupa'da devlet kurdular. Ama bunlar Avrupa'da, şunlar ise Asya'da yaşadılar. Anlaştık arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz, bu ayrıma gidelim. Bunların içerisinde Peçenekler ise topluluk halinde yaşadılar. Yani teşkilatlı bir devlet kuramadılar. Diğer bir ifadeyle aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi herhangi bir siyasi örgütlenme gerçekleştirmemiştir? Hep topluluk halinde yaşamıştır, devlet kuramamıştır diye soru sorduklarında aklınıza Peçenekler gelecek. Şimdi bunlara teker teker bakalım sizinle. Avarlar diyorum. Avarlar diğer bir ifadeyle Juanlar. Juanlar. Araplar aparlar demiştir buna da. Tamam mı? Bakın şimdi yazıyorum. Asya'da A büyük yazılır. Asya'da hem Avrupa'da devlet kurarlar. Birinci bilgisi bu. İkinci bilgi bu. Şu, Orta Avrupa'da devlet kurmuşlardır. Gördünüz mü? Orta Avrupa'da bir Türk egemenliği var. Devam ediyorum. Diğer bir bilgi. İstanbul'u iki kez kuşatmışlardır. Gençler, Türk tarihinde
ilk defa İstanbul'u kuşatan Türk devleti Avarlardır. Bunu unutmuyorsunuz, tamam mı? İstanbul Sasanilerle ittifak edip İstanbul'u iki kez kuşatmışlardır. Bizim tarihimizde İstanbul'u kuşatan ilk Türkler ya da ilk Türk devleti Avarlar olarak geçer. Diğer bir bilgi, Hristiyanlığı benimsemişlerdir. Hristiyanlığı kabul etmiş. Avrupa'ya gidip Hristiyanlığı kabul edenler milli kimliklerini koruyamamıştır. Ki bugün Avar diye bir topluluk ya da bir devlet yok. Kaybolmuş milli kimlikte, dağılmışlar, gitmişler. Tamam mıdır? Franklar son vermiş. Kimi yıkmış? Lazım olduğunda ben size söylerim. Burada çok da önemli değil. Franklar tarafından 1805 yılında yıkılmışlar. Mesela atıyorum, Oğuzlar bizim tarihimizde önemlidir. Göreceğiz sizinle. Türgeçler bizim tarihimizde önemli. Yani toplulukların öne çıkan yönlerini daha çok bilmeniz gerekir. Dikkat ediyorsunuz buna. Bir şey daha. Üzengi. Gençler, üzengi ata binerken, bakın ata binerken, hani ayağımıza atarız ya, şöyle üçgen demir vardır, ona üzengi derler. Üzengiyi Avrupa'ya öğreten Türk topluluğudur. Zaten olay şudur, Türkler askerlik sanatını, devlet kurmayı, örgütlenmeyi, Avrupalılar devlet kurmayı, savaşmayı, örgütlenmeyi Türklerden öğrenmiştir. Bu noktada Avrupa sanatını, Avrupa savaş teknolojisini, Avrupa'daki devlet örgütlenmesini Hunlar ve Avarlar etkilemiştir. Şöyle bir cümle kurabilirim. Mesela Hunlar Avrupa sanatını etkilemiştir. Avarlar Avrupa sanatını etkilemiştir. Dikkat edin, bu cümleleri bu tarz sorularda çıkar. Avarlar deyince aklımıza bu gelecek. Geliyorum şimdi Bulgarlara. Bulgarlar. Bulgarlarda şunu kullanacaksınız, dikkat edin. Tuna. Tuna Bulgarları. Şöyle diyelim ben buna. Tuna dediğimiz bugünkü Bulgaristan, tamam mı? Tuna Bulgarları. Şöyle yazıyorum. Boris Han döneminde Hristiyanlığı benimserler. Türklük özelliklerini kaybederler. Hükümdarların ünvanları Han iken, dikkat edin Boris Han, zamanla Çar ünvanını kullanmışlardır. Şuraya geçiyorum hemen. İkinci kolunu yazıyorum. İtil. İtil. Diğer bir ifadeyle Volga. Bulgarları. Bulgarları. Bunlar da Doğu Avrupa'da, Avrupa'da yaşadılar. Tuna Bulgarları Balkanlar'da, İtil Bulgarları Doğu Avrupa'da. Karadeniz'in kuzeyi gibi düşünün bunu. Şöyle yazıyorum. Dikkat edin şimdi. Almış Han döneminde İslamiyet'i seçmişlerdir. Ki Almış Han İslamiyet'i kabul ettikten sonra Cafer bin Abdullah adını almıştır. Bazen bu isimler sorulur, dikkat edin. Almış Han döneminde İslamiyet'i seçmişlerdir. Avrupa'ya İslam kültürünü taşıyan İlk Türk devletidir. Bu cümle çok önemli. Avrupa'ya İslam kültürünü taşıyan ilk Türk devletidir. İlk Türk İslam devletidir. Türk tarihinde İslamiyet'i benimseyen ilk Türk topluluğu Karluklardır. Bu başka bir şey, topluluk dedim. Ama ilk Türk İslam devleti, İslamiyet'i resmi din olarak kabul etmiş ilk Türk devleti İtil, yani Volga Bulgarlarıdır. İbni Fadlan'ın seyahatnamesinde 921 senesinde Almış Han'ın Abbas halifesinden imamlar, kadılar, dini anlatacak imamlar ve kadılar, camiler yapacak ustalar istediği yazar. Ve o kafileye İbni Fadlan da katılmış, beraber Bulgar ülkesine gitmişler ve oradaki dini benimseme töreni seyahatnamede anlatılmış. 921 senesi. Düşünebiliyor musunuz? Ama Karahanlıların İslamiyet'i benimsediği tarih 961. 40 yıl önce o zaman İtil Bulgarları İslamiyet'i kabul etmişti. Bu neyi gösterir? İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletinin İtil Bulgarları olduğunu, Avrupa'ya İslam kültürünü taşıyan Türk devletinin İtil Bulgarları olduğunu gösterir. Tamam mıdır arkadaşlar? Peki, devam ediyorum. Bunu gördük, bunu gördük. Hazarlara bakıyorum şimdi. Hazarlar. Şimdi Hazarlar, Hazar Denizi'nin olduğu yer.
Hazar Denizi ile arkadaşlar Balkanlar arasında yaşamışlar. Şöyle diyorum, Doğu Avrupa'da devlet kurar. Karadeniz'in kuzeyine egemen olmuşlar. Doğu Avrupa'da devlet kurarlar. Yani bunlar da Avrupa'da yaşadı. Son derece tüccar bir devlet. Hazarlar deyince aklınıza ticaret gelecek. Ve o kadar ticaret ilgilenmişler ki o bölgede Hazar barış çağını yaşatmışlar. Yani Hazarlar bulunduğu coğrafyaya istikrarı sağlayarak o bölgede çok canlı bir ipek yolunun ve kürk yolunun yaşanmasını sağlamışlar. Bu da o bölgeyi tüccarlar adına Soğutlu, özellikle Soğutlular tüccar kavimlerdir. O bölgede yaşayan kavimlerin çok ciddi anlamda ticari potansiyellerinin yükselmesine ve birçok tüccarın Hazar ülkesine gelerek ticaret yapmasına sebep olmuştur. Anladık mı? Hazar barış çağını, kürk yolunu, ipek yolunu unutmuyoruz gençler. Dikkat edin. O zaman Asya'dan Avrupa'ya giden 3 tane yol var. Baharat yolu, Hindistan deniz yolu. İpek yolu Çin'den başlayıp Avrupa'ya giden yol. Kürk yolu ipek yoluna paralel olarak kuzeyden giden hayvan kürkü yolu. O zaman işte o ipek yolunun ve kürk yolunun çok canlı bir şekilde kullanılmasını sağlayan devlet Hazarlar olmuş. Hazarlar o bölgeye öyle bir barış ve güvenlik getirmiş ki şöyle bir cümle girmiş tarih literatürüne. Hazar çağı, Hazar barış çağı. Anlatabildim mi? Dikkat edin bu cümleye. Devam ediyorum. Bu nedenle, ticaret ya, tüccar, bu nedenle Museviliği benimsemiştir. Arkadaşlar, Hazar Hakanları Museviliği benimsemiş ki Türk devletleri içerisinde Museviliği benimseyen tek Türk devleti Hazarlardır. Etkileşim ticari boyuttan dolayı ki Museviler biliyorsunuz tüccardır. Ordusu ücretli askerlerden oluşmuştur. Mesela Türklerde ordu millet anlayışı vardır, askerlik gönüllüdür. Askerdir zaten, vatan sevgisi vardır. Ama Hazarlara baktığınızda bir farklılık görüyorsunuz. Ordu millet anlayışı yok, ücretli, paralı askerlikler var. Bunu unutmayın, tamam mı gençler? Bir şey daha, Museviler kolay kolay hoşgörülü değildir. Bugün İsrail'e baktığınızda görürsünüz olayı, Kudüs sorunundan. Ama Hazarlar son derece hoşgörülüdür. Bu önemli bir farktır. Mesela Hazarlar Hakimler Kurulu'nu kurmuş. Hakimler Kurulu. Hazar ülkesinde Müslüman var, Musevi var, Gök Tanrı inanışına sahip olanlar var, Hristiyan olanlar var. Hazarlar her dine din adam atamış, o dinden olanların davalarına o dinin mahkemeleri bakmış. O halde Hazarlar Musevi olmasına rağmen son derece hoşgörülü olmuşlardır diyoruz. Hazarlarla ilgili bu bilgiyi unutmuyoruz. Tamam mıdır? Önemli bir bilgidir. Dikkat edin. Tamam. Devam ediyorum. Yani vurucu cümlelerine dikkat ediyoruz. Macarlar. Hemen şuraya yazıyorum. Macarlar. Gençler, bugünkü Macaristan. Şöyle düşünün. Macarlar işte geldiler, Avrupa'da devlet kurdular. Asya'da devletler yok. Avrupa'da devlet kurdular. Zamanla Hristiyanlaştılar ve milli kimliklerini kaybettiler. Türklük özelliklerini kaybettiler. Fakat burada şunu değinmekte çok büyük fayda vardır. Macarlar kendilerinin soyunu Atilla'ya dayandırır. Budapeşte de Türkoloji Enstitüsü vardır. O Türkoloji Enstitüsü aracılığıyla Macaristan'da her yıl Türk kurultayı düzenlenir. Tamam mıdır arkadaşlar? Bu bağlantımı unutmuyorsunuz burada. Güzel, Macarları da geçtim. Geliyorum peçeneklere. Peçenekler. Şunu söylüyorum. Karadeniz'in kuzeyinde yaşadılar. Bu arada Karadeniz'in kuzeyi Avrupa kabul edilir. Karadeniz'in kuzeyinde yaşadılar. Dikkat edin şu cümleye. Teşkilatlı bir devlet kuramadılar. Hiçbir zaman teşkilatlı bir devlet kuramadılar. Dağınık halde yaşadılar. Ruslarla mücadele ettiler. Şimdi buradaki cümlede şu. Ruslarla Karadeniz'in kuzeyinde yaşayıp Ruslarla mücadele etmek demek,
Ruslar Karadeniz'in kuzeyinin daha da kuzeyinde. O zaman Rusya'nın güneye inmesini engellediler. Karadeniz'in Slavlaşmasını engellediler. Karadeniz'in Slavlaşmasını engelleyen Türk devletleri ya da toplulukları bir peçenekler. İki, ondan sonra gelecek olan Altın Orda Devleti, Moğol İmparatorluğu'nun parçalanmasıyla kurulacak. Ondan sonra gelecek olan Kırım Hanlığı'dır. Tamam mı arkadaşlar? Bunları unutmayın. Dikkat edin buna. Bir şey daha. Bizans ordusunda paralı askerlik yaptılar. Bunların içerisinde Müslüman olan da var, Hristiyan olan da var. Hristiyanlığı benimseyenler Bizans ordusunda paralı askerlik yaptılar. Malazgirt Savaşı'nda 1071, 26 Ağustos 1071, Alparslan'ın Romen Diyojen arasındaki savaş. Malazgirt Savaşı'nda saf değiştirdiler. Bu soru sorulacak sorulardandır. Dikkat edin bu bilgi. 1. Peçenekler. 2. Attım kafadan. Türgeçler. 3. Avaylar. Yukarıdakilerden hangileri Malazgirt Savaşı'nda Bizans ordusundan Alparslan'ın ordusuna geçmiştir? 2 bilgi kullanıyoruz. Oğuzlar ve Peçenekler. Oğuzlar ve Peçenekler Bizans ordusunda, Oğuzların Hristiyan olanları, Oğuzlar ve Peçenekler Bizans ordusunda paralı askerlik yaparken Malazgirt Savaşı'nda Alparslan'ın ordusuna geçmiş. Bu Alparslan'ın savaşı kazanmasına çok büyük bir etkiye sahip olmuştur. Tamam mıdır? Peçenekler'de gördüm. Geldim Kıpçaklara. Kıpçaklar, diğer bir ifadeyle Kumanlar. Gençler, bunlar bakın Hazar Denizi'nin batısından Doğu Avrupa'ya kadar olan bölgede yaşamışlar. Doğu Avrupa bölgesinde hem Karadeniz'in kuzeyi hem Doğu Avrupa bölgesinde yaşamışlar. Altın Orda devletinin Türkleşmesinde etkili olmuşlar. Moğol İmparatorluğu parçalanınca o Karadeniz'in kuzeyinde Altın Orda İmparatorluğu kurulacak. Onun Türkleşmesinde etkili olmuşlar. Bir şey daha, dikkat edin buna. Eyyubi ve Memlük ordusunda askerlik yapmışlar. Altın Orda Devleti Kıpçak Türklerini Memluklara ve Eyyubilere satmış. Eyyubi ve Memlük ordusu Kıpçak Türklerinden oluşmuş. O yüzden Memlük ve Eyyubilerde orduda Kıpçak Türkçesi konuşulmuş. Mesela Eyyubilerin resmi dillerinden birisi Türkçedir. Bunun sebebi buradan gelir. Tamam mıdır arkadaşlar? Eyyubi ve Memlük ordusunda köle olarak askerlik yapmışlar. Satılmış çünkü Altın Orda Devleti tarafından. Bir şey daha, Ruslarla mücadele etmişler. Ruslarla Kıpçakların mücadelesi, Rusların destanı olan milli destanları Igor destanına konu olmuş. Arkadaşlar Oğuzlarla mücadele etmişler. Oğuzlarla, Müslüman Oğuzlarla. Biz Müslüman Oğuzları Etrebe burayı çek. Türkmen diyoruz. Müslüman Oğuzların adı Türkmendir. Arap kaynaklarında Türkmen diye geçer. Tamam mı? Geçiyorum. Müslüman Oğuzlarla savaşmışlar. Bu ise Dede Korkut destanına konu olmuştur. Ruslarla yaptıkları savaş Igor destanına, Oğuzlarla yaptıkları savaş Dede Korkut destanına konu olmuştur. Bir de Kıpçak lehçesiyle farklı lehçelerde yazmış bir sözlükleri vardır. Ona da Codex Cumanicus C ile yazayım. Codex Cumanicus adı verilmiştir. Zaten Kuman, bak Kıpçakların diğer bir adı Kuman'dı ya. Codex Cumanicus, Codex kitap, Kumanların kitabı. Kıpçakça yazılmış, farklı dillerde yazılmış sözlük. Tamam mıdır arkadaşlar? Kıpçaklar deyince de aklımıza bu gelecek. Gayet güzel. Geçiyorum Sibirlere. Şimdi şuraya bakalım hemen. Buradan Sibirler hakkında çok bilgimiz yok. Şunu söylüyorsunuz, şunu bileceksiniz. Sibirler, Sibirya'da yaşamışlar. Arkadaşlar Avrupa'nın kuzeyine kadar gitmişler. Avrupa'ya kadar gelmişler. Bulundukları bölgeye adlarını vermişlerdir. O bölgeye ki Asya'nın Doğu Avrupa tarafının kuzeyine Sibirya denilir. Tamam mı? Peki Sibirya adı nereden gelmiş? Sabir Türklerinden gelmiş. Oğuzları zaten bizim tarihimiz bundan sonra o olacak. Başkırtlar Asya'da yaşamışlar. Tamam mı? Genellikle Köktürklere bağlı olarak yaşamışlar. Kimekler
Yine Köktürklere bağlı olarak yaşamışlar arkadaşlar. Kemeklerle ilgili şunu bilin. Kemekler ülkelerini 11 ile ayırmışlar. 11 ile ve ülkelerine tutuk adını verdiğimiz valiler tarafından yönetmişler. Şu üçünü açıklayacağım şimdi size. Türgeş, Kırgız, Karluk. Türgeş diyorum şimdi. Türgeşler. İster Türgeşler derim, ister Türgişler derim. Hiç fark etmez. Arkadaşlar şunu yazıyorum. Bakın şimdi. Asya'da yaşamışlardır. Hani 1. Köktürk'ten 2. Köktürk'e geçerken o 50 yıllık bozgun vardı ya, Fetret devrimiz, bizim devletimiz yok. O dönemde Türkleri işte korumuş bunlar, tamam mı? O Çin esaret altındaki Türkler Yenik'te Türgeş egemeninde yaşamışlar. Şöyle diyorum, dikkat edin. Bagatarkan kendi adına 630 tarih kendi adına para bastıran İlk Türk hükümlerdir. Parayı değişim aracı olarak kullanan ilk Türkler Köktürklerdir. Kendi adına para bastıran ilk Türk devleti Türgeşlerdir. Hükümdar Bagatarkan'dır. Kağıt parayı kullanan ilk Türk devleti Uygurlardır. Ben onu tekrar ekonomik hayatta size söylerim, tamam mı? İşte orada Kamdu var, Çav var, Yarmak var, Satir var, bahsederim. O isimlerini yazarım size. Bir şey daha, Sulu Kağan döneminde, ister buna tire koyarım ister ayırırım fark etmez. Sulu Kağan döneminde Emevilerle, bakın burada bir bilgi devreye girecek, Emevilerle savaşmışlar ve yıldızlı yazıyorum Orta Asya'nın Araplaşmasını engellemişlerdir. Şimdi hemen buraya geçiyorum. Etrebe burayı çekiyorsun. Hazarlar da, bakın bilgiyi birleştireyim diye burayı geciktirdim. Hazarlar da Hazreti Osman döneminde Araplarla savaşmışlardır. Hazarlar Kafkasların Araplaşmasını engellemişlerdir. Buradaki savaş Belencer Savaşı, oradaki savaş Haristan Savaşı'dır. O halde cümleye dikkat edin. Hazarlar Kafkasların Araplaşmasını, buraya tekrar geçiyorum. Türgeşler Orta Asya'nın Araplaşmasını engellemişlerdir. Anladık mı arkadaşlar? Unutmayın o zaman. Hazreti Osman Emevilerden önceki bir dönem. Hazreti Osman döneminde Araplar Hazarlarla savaşır. Hazarlar Kafkaslara İslam ordularının girmesini engeller. Kafkasların Araplaşmasını engeller. Türgeşler Emeviler döneminde, Kuteybe bin Müslim döneminde, yani ordu komutanıdır onlar, valisidir, Horasan valisi. Türgeşlerle savaşmışlar, Haristan Savaşı olmuş. Türgeşler Emevilerin Orta Asya'ya girmesini ve Orta Asya'nın Araplaşmasını engellemiş. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki, devam ediyorum. Ne kaldı orada? Kırgızlar. Orta Asya'da devlet kurdular. Şimdi 840 yılında Uygurları yıkan Kırgızlar. Bakın şimdi Uygurları yıktılar. Ötüken'i başkent yaptılar. Tamam mı? Başkent yaptılar. Ötüken başkent olmak üzere devlet kurdular. Uygurları yıktıktan sonra 840 yılında. Bununla ilgili iki bilgi bilmeniz gerekiyor. Birinci bilgi şu. Manas Destanı Kırgızlara ait bir destandır. Dünya tarihinin en uzun destandır. Canlı bir destandır. Ne demek canlı destan? Hala yazılmakta olan bir destandır. Günümüzde dahi yazılır. Dünya tarihinin en uzun destanı 400 bin beyitten fazladır. Diğer bir bilgi ise, buna da dikkat edin. Moğollara, yani Cengiz Han'a, Moğollara itaat eden ilk Türk topluluğudur. İlk defa Moğolların egemenine giren Türk topluluğu Kırgızlardır. Tamam mı arkadaşlar? Geliyorum Karluklara. Karluklar. Gençler, Karluklarda Orta Asya'da yaşadı. Ben Talas Savaşı'nda bahsederim size. Onu yazmayacağım burada. İslamiyet'i
İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğu oldu. O zaman İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti İtil Bulgarları, İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğu Karluklar. Tamam mı? İkisi birbirinden farklı, dikkat edin. Topluluk Karluk, devlet İtil Bulgarları. Bir şey daha, Cengiz Han'a yani Moğollara itaat eden ilk Müslüman Türk topluluğu oldu. O halde Moğollara itaat eden ilk Türk topluluğu Kırgızlar, Moğollara itaat eden ilk Müslüman Türk topluluğu Karluklar. Peki bundan önceki dersimizde de size Uygurlar Moğol egemenine girmiştir dedim mi? O zaman Moğolların Türkleşmesinde etkili olan 3 Türk topluluğu var. Uygurlar, Kırgızlar, Karluklar. Peki hocam en değerlisi hangisi? Uygurlar. Çünkü Uygurlar devlet kademesinde, Moğolların devlet kademesinde ciddi görevler almış. Mesela Moğolların yasaları Uygur yasası gibi. Moğollar Uygur alfabesini kullanmış belli bir dönem. Tamam mıdır arkadaşlar? Tabloyu iyi bilin, tahtamızı iyi bilin. Bunlar önemli bilgilerdir, kaçırmayın. Tamam mıdır? Tahtamızı temizledikten sonra kültür medeniyetle kaldığımız yerden sizinle devam ediyoruz. Hadi bakalım.